Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Yabağı kanalının en lezzetli oyun kanalına, oyunlu mamulara hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Rise of the Tomb Raider'a başlıyoruz. Uzun zamandır gelmesini beklediğim, sabırsızlıkla beklediğim bir oyundu. PC platformundan bahsediyorum tabii ki. Geldi, hemen aldım Steam'den. Gayet de ucuz bir fiyatı var. 90 liraya aldım. Hani aynı anda çıkan yaklaşık oyunların fiyatlarına göre çok çok daha uygun bir fiyat, öyle söyleyeyim. Efendime söyleyeyim, yaklaşık bir 2-3 dakikalık bir giriş sekansına kadar baktım. Grafik ayarlarını kontrol etmek için, kalitesini aslında patlamayalım diye. Optimizasyon da mükemmel. Hemen durdurdum oyunu, dedim hani reaksiyonlar ilk olsun, taze taze olsun. Hiç devam etmeyeyim istedim. Ondan sonracıma şu Marketplace'te bir şey dikkatimi çekti. Şurada bir Gifts bölümü var. Burada bir ünlem işareti vardı. Tıkladım ve anında 5000 kredi kazandım. O kredilerde şurada harcanıyor herhalde. Cards diye bir bölüm var. İşte Bronze Pack, Silver Pack, Gold Pack, Advantage Pack. Ne anlama geldiğini hiç bilmiyorum. Herhalde hikayede falan bir işe mi yarıyor, oyun esnasında bir şey yarıyordur herhalde. Onu zamanla sizlerle beraber ben de öğreneceğim. Ondan sonracıma alt yazarı açtım diye hatırlıyorum. Grafik ayarlarını hallettim. Şu anda en yüksekteler. Hiç bana mısın demiyorlar. Hayvan gibi oynanıyor. New Game'e tıklayalım arkadaşlar isterseniz. Hiç zaman kaybetmeyelim. Şimdi Adventure en basit olan, düşmanların sağlıkları az, vergileri hasar az. Aim Assistance en uyuz olduğum şey, şu sizin crosshair'iniz düşmana mesela sağa sola biraz yaklaşıyor falan. Sizin hedef almanız kolaylaşıyor. Hiç sevmiyorum. Zaten bilgisayarda oynuyoruz oyunu, hiç gerek yok. Tomb Raider ondan biraz daha zor. Aim Assistance yok bu seçenekte. Season Rider diyor. Buradaki en önemli şey health regeneration, yani sağlık yenilemesi sadece savaşların, yani çatışma esnasının dışında yenileniyor. Çatışma esnasında yenilenmiyor. Bu biraz zorlayıcı bir seçenek. Onun dışında düşmanlar falan daha kuvvetli tabii haliyle. Survivor'da en zoru. Health regeneration hiç yok. Yani sağlığımız nasıl yenileniyor hiç fikrim yok. Hani sağlık paketi mi buluyoruz, yemek falan mı buluyoruz sağdan soldan, hiç bilmiyorum. Bu topa hiç giresim yok. Açıkçası konsolda oynasaydım eğer büyük ihtimalle Tomb Raider seçeneğinde oynardım, fakat bilgisayarda oynuyoruz, hani ne kadar zorlayıcı olabilir ki, bir de yani yani falan. Season Rider'da bir başlayasım var. Zorlanacağımı pek düşünmüyorum açıkçası, fakat umarım yanılmam. Season Rider'ı seçelim. Ve başlayalım. Altyazıları açtım mı? Açtım. Lord Croft diyor. Büyük ihtimalle bizim Lara Croft'umuzun babasından bahsediyor. Ya da büyük babası olabilir. Her neyse. Bir önceki Tomb Raider oyununun sonuna bunun başı bağlanacak mı hiç fikrim yok. Aşağı yukarı hatırlıyorum. Gemiyle falan dönüyor muyduk adadan? Öyle bir şeyler oluyordu ama. Şahane arkadaşlar. Grafikler muazzam. Ciddi anlamda muazzam. Jonah adında bir yancımız var. Şu yeni Lara Croft'un aksanı çok hoşuma gidiyor ya. Kedi canını seni. Evet. Bir tırmanış sekansıyla oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Evet. But the snow coming off those peaks is a bad sign. Şurada bir 3-4 adım attım ve hemen durdurdum kaydı. Şu kadar bana yetti açıkçası. Grafikler şahane. Şu Lara'nın
karda bıraktığı izlere falan bayıldım. Detaylara bayıldım. Yani rüzgarı resmen hissediyorsunuz oynarken, öyle söyleyeyim. Hiç abartmıyorum. Babasının bulmayı planlayıp bulamadığı bir yeri herhalde şu an araştırıyoruz. Of. Sağa sola biraz bakasım var da işte şimdi düşeriz müşeriz neyime lazım. Anam anam anam. Kızım dur. Heh. Arkadaşlar E'ye basıyoruz. İyiyiz. Yine çok sıkı tutunamadığımız yerlere bir imle çıkıyor, yine E'ye basıyoruz. Bu bir önceki oyunda da vardı bu dinamik diye hatırlıyorum. Arkadaşlar bu Jonah mı ne, o yaşamaz o çok fazla. Oyunun sonunu göreceğini hiç zannetmiyorum. İlyar'ı, efendime söyleyeyim, siyahi, bir yancı karakter varsa o ölür. Bu bir kuraldır. Yine E tuşuyla tırmanıyoruz. Şu bizim eleman da yan tarafta şu anda. Şöyle. Şu şey olmadı, iyi olmuş. Kalatatilerde falan var ya işte, sağ tıka basıyorsun sağ tarafı saplıyor, sola basıyorsun solu saplıyor. O hiç hoşuma gitmiyordu. Böyle güzel. Zamanlama önemli. Bayağı E tuşunu kullanacağız arkadaşlar tırmanma esnasında. Çünkü zorlu atlayışlar yapıyoruz ister istemez. Bir de şurada diğer taraf vardı. Şuraya zıplayamıyoruz herhalde. O kadar da değildir. Yok. Hazır elini uzatmışken ben en iyisi öbür tarafa atlayayım. Atlıyorum dayı. İyi bir arkadaşa benziyor. ...50 XP. Ya resmen bakmaya da doyamıyorum ya. Grafikler çok iyi. Kayıp şehir muhabbeti dönüyor şu anda. Arkadaş iç mekanlarda da çok iyi grafikler ya. Bakalım neyle karşılaşacağız ama. En son bu tarz aksiyon adventure tarzı ne oynadım diye hatırlıyorum. Arkham Knight oynamıştım büyük ihtimalle. Onda da artık kasadan resmen kan akmıştı oynarken. Bayağı zorlanmıştım o oyunu oynamak için. O yüzden bu kadar seviniyorum şu oyunu böyle oynayabildiğim için. Elektrik süpürgesinden hallice sesler çıkıyordu kasadan Arkham Knight oynarken. Yaklaştık diyor. Hissedebiliyorum. Tatlış da bir abiye benziyor ya Jonah. Şu birbirine bağlama muhabbetini de hiç sevmem. Birine bir şey oldu mu diğeri de kim vurduya gider yani. Ne yapacağız?
Evet. Neye basacağımızı kaçırdım ya. Neye basacağız dayı? Tamam, güzel. Zıplayıp E'ye arkadaşlar. Mantık aynı. Jonah da atladı. Aman diyeyim. Aman abi, aman abi. Close tabi. Güzel. Şimdi nereden gideceğiz? Yine şuraya E. Güzel, oyun her defasında sizi hatırlatmıyor artık. Artık bir öğrenin bir zahmet diyor. Eyvah. Kızım nasıl becereceksin sen o işi ya? Hiç güvenmiyorum. O kadar uzak bir mesafe ki o. Hey maşallah. Sen o götünü nasıl kaldıracaksın da atlayacaksın zaten orayı. Oh hey. Güzel. Vay be. Çok iyi. Başardık diyor, görebiliyorum diyor. Ama güm. Ağzı yüzü bir tarafa gitti Lara'nın. İp de salınıp şu karşıya zıplamaya çalışacağız anladığım kadarıyla ama olmadı. Bir daha. Olmadı. Oğlum sıkı tut lan. 2 gram kız zaten. Hadi bu sefer. Olmuyor. Olmuyor. Evet. ...50 XP daha geldi. Oho! Koş kızım koş. Ben niye atlayamadım orayı be? Benim gibi kazmalar için ekstra bir rota yapmışlar. Çok seviyorum böyle sekansları ya. Aha çığ geliyor. Atla kızım atla. Allah Allah.
Hızlı 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 hızlı. Güzel. Oyunun ufak bir hatayı affetmiyor. Koş kızım koş. Ya Allah. Ya dedenin sınırını patladım. Taş şaftımız kaydı. Ne olacak? İki hafta önce. İngiltere, Londra. Ne burası? Babasının notlarını dinliyorlar şu anda. I believe it does. A truth lies at the heart of many myths and stories. A truth not of science, but something more profound. The key to unlocking everlasting life. I may have found the next piece to the puzzle, but I'm not alone in this search. They're following me, watching my every step. Babasının bir araştırması var. Fakat dağıt vermiyorlarmış adama zamanında. An ancient violent sect with designs on controlling the future of humanity. I must proceed carefully for the sake of my family. If anything were to ever happen to Lara or Anna, I could never forgive myself. Aileme bu işten dolayı bir zarar gelmemeli diyor. Kızımız olarak biz de bu araştırmayı bir şekilde devraldık anladığım kadarıyla. Aha. Şu babasının bahsettiği düşmanlardan olabilir mi acaba? It's me. Anna. Değilmiş. Oh god. I'm so sorry. What are you doing here? I saw the gutter press was attacking you again. I thought you could use some company. No lies. Were you followed? Followed? Bunlar bayağı gizli saklı iş çeviriyor arkadaşlar. Takip edildimler falan filan. Mezarlığı buldum diyor. Ciddi olamazsın diyor. Babam haklıydı diyor. No. He was close to a great discovery, tangible evidence of the immortal soul. Şu gelen arkadaşın bizim kızın babasıyla ilgili pek güvenmiyor ama Lara tabii ki babasına güveniyor. I don't want to see you end up like him. Senin sonun da onun gibi olmasını istemiyorum diyor. Tombs in Syria. 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 Oh god, Laura, no. Orası ne, Suriye falan mı? Get your life sorted. Go home to the manor. You know I can't go. Suriye'de bir yerdeymiş mezarlık arkadaşlar. Bu saatten sonra geri dönemem diyor. Açıklayamam ama artık babamı anlıyorum diyor. It's all fairy tales. Nonsense. Don't go down this road.
Gitme diyor. O yol yol değil diyor. Yapma diyor. O mezarı bulacağım diyor. Prophet Stomp, Tanrı'nın mezarı gibi bir şeyden bahset. Yok, Tanrı değil. Peygamberin mezarı gibi bir şeyden bahsediliyor. Fakat hangi peygamber orasını bilemeyeceğim. Büyük ihtimalle evet, Suriye. Şu an savaş alanına girdik diyor şoför. Sadece sür diyor. O da senin paran, sen bilirsin diyor. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Yerel bir örgüt. Birisine söyledin değil mi diyor. Senden daha çok ödediler diyor. Satmış pezevenk. Abo. Sülücü pert. Şu an tam varmamız gereken yerdeyiz ama dağıldık. Kızın başına gelmeyen kalmıyor ya. Abo. Evet. Kuzey batı sınırı Suriye'nin. İnşallah Suriye Suriye'dir de doğru çeviriyorumdur. Tabii kızın kafa mafa gitti. Gerimizde bir şey var mı acaba? Didak didak etmeye ne kadar meraklıyım şu haritaları. Gördüğüm kadarıyla yok. Yine bir tırmanma sekansı bizi bekliyor. It was said the prophet's tomb was hidden in the cliffs above one of the forgotten cities. Legend speaks of an oasis where the prophet was laid to rest. Oynanış çok ön planda arkadaşlar. Hani Uncharted kadar sinematik diyemem, tabii ki sinematik. Ama o kadar değil. Daha çok oynanış ön planda ve bu çok hoşuma gidiyor. Üste gideceğiz herhalde. Tırman kızım, neticeni kaldıramıyorsun, sen de hayret bir şeysin. Kontrol tuşuna basa tutup yürüyebiliyoruz. Neden şurada bir şey olmasın ki? O kadar belli ki bazı şeyler. 25 XP toplanabilir her materyalden. Onuncu yüzyıldan kalma diyor. Yine peşinde olduğumuz peygamberle ilgili bir parça anladığım kadarıyla. Bu bir oyunda daha vardı. Şu evirip çevirip bir yerlerinden bir şeyler buluyorduk falan. Bunu da bulabiliyor muyuz pek emin değilim. Neyse tamam. Onu hangi oyunda hatırlayamadım ya. Anam. Bu köşelerde kenarda fazla koşmamakta fayda var. Arkadaşlar oyunumuz hazır kaydedilmişken tam da böyle merak dolu bir anda bırakmak istiyorum oyunu. Birinci bölümü burada sonlandıralım. Sus kızım, bir sus. Kapanış yapacağım, sus. Birinci bölümü burada sonlandıralım. İkinci bölümde tam buradan kaldığım yerden devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.